Sağlığım için her şeyin bu bölümünde kalp sağlığımızı, özellikle de kalbe stent uygulamaları hakkında merak edilenleri konuşacağız. Bu konuda bize Sağlık Bilimleri Üniversitesi Doktor Siyami Ersek Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği Şefi Profesör Doktor Ömer Kozan bilgi verecek. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Sohbetimize başlayacağız. Ancak zaten sizin de yıllardan beri hekimlik mesleğinde gözlemlediğiniz gibi kalp hastalıkları son derece yaygın. İzleyicilerimizin de belki soruları olabilir bu konuyla Tabii. ilgili. Sevgili izleyiciler, eğer kalp hastalıkları, özellikle de kalbe stent uygulamaları ile ilgili merak ettikleriniz varsa sorularınız, görüşleriniz için iletişim bilgilerimiz ekranlarımızda. Biraz sonra programın ilerleyen dakikalarında merak edilen konulardan biri kalbe stent uygulamalarını konuşacağız. Ancak öncelikle sizden şunu rica edeceğim. Kalp krizinin ön habercisi bir takım belirtiler var mıdır? Kişiler hangi yakınmaları varsa bir hekime başvurmalılar. Çünkü bazı sinyaller olabiliyor, hep kişiler onları geçiştiriyorlar. Evet, haklısınız. Tabii mutlaka belirtisi vardır. Ama bizim insanımız biliyorsunuz işte genelde yanlış bir hareket yaptım. Göğsünde ağrısı varsa, sırtında, kolunda varsa, işte ceryanda kaldım, yanlış yattım, ters bir hareket yaptım diye kendi kendine yorum yapar. Çok iyi bildiğiniz gibi yıllardır işte ben Türk Kardiyoloji Derneği'nde de bu konuda çok büyük hizmetler verdim. Lokal televizyonlarda da yayınladım. Çok tutmuştu. Göbek üstünde herhangi bir ağrınız varsa kendiniz tanı koymayın. Çünkü ulaşım imkanı sağlığa bugün çok kolay. Her yerde doktorumuz, sağlık ocakları, hastaneler var. Mutlaka bir doktora gidin. Bir şey çıkmasın. Ya çıkarsa hayatınız kurtulur. Onun için göbek üstündeki her ağrıyı bu cümleyle bitirmek en doğrusu. Belirtilerini söyleyeceğim ama göbeğin üstünde bir ağrınız olduğu zaman mutlak surette bir doktora gitmekte yarar var. Kendi kendinize tanı koymaya gerek yok. Çünkü o göbek üstündeki her ağrı kalp ağrısı olabilir. Çünkü %30'a yakını mide şikayetiyle geliyor, bulantı kusmayla geliyor. Çene ağrısıyla gelen var, diş ağrısıyla doktora giden var. Hani klasiklerin dışındakini söylüyorum, ense ağrısı, kulak memesi ağrısı ile gelen, kulak memesi olur mu diyorsa oluyor, böyle gelen var. Klasik tanım isterseniz hani halk arasında imam tahtası dediğimiz göğüs kafesinin önünde basıcı, baskıcı, bir nefes alsam sanki kurtulacağım der gibi bir baskılı bir ağrı olur. Koluna vurabilir, sırtına vurabilir, her tarafına vurabilir, yayılabilir ama ağırlıklı olarak orada olabilir. Klasik tanımı bu. Ama onun dışında da dediğim gibi bu şikayetlerle de gelebilir. Kendiniz tanı koymazsanız işte her şeyin bir kalp krizinin habercisi olduğunu rahatlıkla yakalayabilirsiniz. Tanısı kolaydır çünkü. Şimdi şunu da zaten size söylemek istiyorum. Hep duyuyoruz öyküleri. Demin dediğiniz gibi mide bulantısı, kusma gibi bir Evet. problemi, ülserim var, işte yediğim bir şey dokundu diye geçiştirenler de var. Peki çabuk yorulmalar son zamanlarda, hafif çarpıntı gibi hisleri de kalp rahatsızlıklarının tabii ki sinyali olabilir ama kalp krizi de böyle belirti verebilir mi bazen? Her şeyi taklit edebilir. Ama yani bir efor sarf ettiğiniz zaman mutlaka bir ağrı verir. Nefes darlığı olabilir. Halsizlik olabilir. Yani alışılagelmiş tablonuzda eforla bir sıkıntı yaşıyorsanız bir kez bu dolaşım sistemini mutlaka kontrol ettirmeniz gerekiyor. Türkçesi bu. Dolaşım işte kalp ve damarı kontrol ettirmeniz gerekiyor. Akciğerden de kaynaklanabilir ama akciğer hastalıklarına bağlı tablo genelde bellidir.
Evet. Yani belli eder kendini ama kalp başka bir şeydir. Peki bir de sizden şimdi şunu öğrenmek istiyorum. Şimdi bugünkü programımızın konusu stentler olduğu için. Şimdi hangi hastalara kalp damarlarına stent takılmasını önerirsiniz? Kalp damarlarındaki darlığın derecesi sizin için önemli midir? Hangi damarlarda bir tıkanma olduğu ve bunların hani yüzdelerinde ölçüde önem taşır? Evet. Şimdi şöyle tabii stent dediğimiz olay işte demir bir kafes gönderip açıyoruz. Damarı dursun diye damarın içine koyuyoruz. Yabancı bir madde koyuyoruz ila nihaye. Tabii sadece kalbe koymuyoruz. Beyin damarlarını açıyoruz, bacak damarını açıyoruz, karın damarlarını açıyoruz. Vücudumuzdaki bütün damarlara stent koyup açabiliyoruz veya stentsiz balonla açabiliyoruz. Ama burada tabii son zamanlarda da kullandığımız ilaç kaplı stentler sebebi de daha daralma riski yeniden düşük olduğu için. Ama stent kimlere konulmalı derken bir şeyin altını çizmek lazım. Stentlerle hayat kurtardığımız bir tek hasta grubu var. Kalp krizi geçirenler. Diğer gruptaki hastalar stent bir hayat kurtarmaz ama şikayetiniz vardır. Kalp ağrısı çok zordur. Çünkü her adım attıkça göğsünüze bir baskı gelmesi hem hayatın konforunu yok eder, sizi de sıkıntıya sokar. Bu şikayetleri giderebilirsiniz. İlaçla da gidermiyorsunuz. Ama kalp krizi anında, vaktinde, biraz önce bahsettiğimiz gibi kendi kendine teşhis koymadan gelirse bir hasta, İşte o koyduğumuz stent hayat kurtarıyor bu hastalara. O zaman acil durumlarda evet, biraz stent durumlar, uygulamalarını tabii, konuşalım. Şimdi siz Sağlık Bakanlığı'na bağlı Siyami Ersek Göğüs Kalp Damar Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak gerçekten de kalp hastalıklarının teşhisinde ve tedavisinde bir ekolsünüz hastane olarak. Evet. Özel hastanelerde çalışan pek çok hekim zaten Siyami Ersek kökenlidir baktığınızda. Evet. Bugün 24 saat acil vakalara stentleme yapılabilen bir merkeziniz de var. Şimdi diyelim ki bunu açalım. Bir hasta geldi, kalp krizi geçiriyor. Hastaneden içeri girdi ve gece yarısı. Evet. Bundan sonra nasıl bir süreç işliyor? Şimdi iftiharla söylemek isterim. Hemen öyle başlayayım. Siyami Ersek işte şu anda dünyada kalp damar için ne yapılıyorsa bizim hastanemizde yapılabiliyor. Yani biz şunu yapamıyoruz falan yere gidin diye bir prosedürümüz yok. Ne gelirse her şeyi yapabiliyoruz. Bugün yapılmayan bir şey yok. Ve 24 saatte 7 gün 24 saat uzman hekimlerimiz nöbetçi, bu işi yapabilecek ehil hekimlerimiz var ve kalp krizinde gelen her hastaya biz bugün hani pıhtı çözücü ilaç neredeyse unuttuk vermiyoruz ve tümüne müdahil edip damarını açıp stent koyuyoruz, balon yapıyoruz veya çok uygun olmayanlarsa cerrahiye veriyoruz. Böyle bir prosedürümüz var ki bu konuda da hemen hemen sanıyorum Avrupa'da bile böyle bir merkez yok. Bir cumartesi pazar gidiyorsunuz 30-40 tane enfarktüs geliyor. Pazartesi bir bakıyoruz 30-40 tane kalp krizi geçirmiş hastanın damarını açmış oluyoruz. Onun için de bizim için çok önemli bir merkez. Şey merak ettim. Eğer böyle bir imkan olmasa tıkalı damarı ve kalp krizi geçirmekte olan ya da kalp krizi başlangıcı olan bir hasta geldi. Hemen acilen stent uygulamasının hastanın hayatının kurtarılmasına nasıl bir katkısı size oluyor? Size şöyle bir örnek vereyim, ciddi bir örnek. Bakınız, yıllar önce kalp krizi geçiren hastaların ölüm oranı %30 kriz geçirdiğiniz zaman. Sadece koroner yoğun bakım dediğimiz ünitelerin devreye girmesiyle bu oran %10'lara düşüyor. Onun arkasından pıhtı çözücü ilaçların devreye girmesiyle zamanında tıkalı damar açmak için %7'lere düşüyor. Bugün bu yöntemle düşürebildiğimiz yerde %3,5'lara falan düşmüş durumda. Ölüm ki bu ciddi bir azalıştır kalp krizinden. Yani o bakımdan gerçekten hayat kurtarıyoruz kriz anında müdahale etmekle. Biz kısaltabildiğimiz kadar süreyi ne kadar erken olursa zaman kalbi yiyor, bitiriyor krizde. Ne kadar erken o kadar iyi. Ambulansıyla
acile gelişiyle, koroner kateter laboratuvarına girişiyle, damarın aşmasıyla biz zaten kısaltabileceğimiz süreyi kısalttık. Dünya da bunun üstünde duruyor böyle. Çünkü gerçekten işe yarar bir şey. Sadece hastanın, hastalığının başladığı andan hastaneye gelen sürede oynuyor. Ha, eğitim veren, gelişmiş, daha böyle entelektüel birikim olan toplumlar bu süreyi de kısaltıyorlar. Bizim buraya biraz çalışmamız gerekiyor. Hastanın hekime gelme sürecini kısaltmamız gerekiyor. Şimdi sizin de tabii yöneticiliğini yıllarca yaptığınız Türk Kardiyoloji Derneği'nin çok güzel bir web sitesi var. Evet. Şimdi biz İstanbul'da Siyami Ersek Hastanesi'ni konuşuyoruz ve burada yapılan uygulamayı. Aslında Türkiye'nin pek çok hastanesinde de 24 saat stentleme yapabilen merkezler var ve sizin Kardiyoloji Derneği'nin web sitesinde de bu merkezlerin iletişim bilgileri var. Bu da hasta için çok büyük bir hizmet. Biliyorsunuz yıllardır birkaç sene öncesine kadar Türkiye'nin değişik yerlerden hekimleri İstanbul'a getirerek hafta sonları onlar 15'erli gruplar halinde primer PTC eğitimi verdik. Eğiticilerden bir tanesi de bendim. Hı hı. Bu insanların yapılsın gidilsin diye Türkiye'ye dağıtıldı. Ve bunu iftiharla söyleyebiliriz ki zaten biz Siyami Ersek'i konuştuğumuz için sadece onun üstünde duruyoruz. Türkiye'nin dört bir yanında işte Kars'ından Rize'sine, Urfa'sından Van'ına, Diyarbakır'ına, aklınıza neresi gelirse Mersin'ine kadar, Malatya'sına kadar pırıl pırıl hekim arkadaşlarımız var. Genç, cevval ve her şeyi yapıyorlar. Yani oradan bir hastanın buraya gelmesine, bir yere gelmesine gerek olmayacak kadar. Onun için onlara huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum. Her insanımız, milletimiz oradaki hekimlerine zaten güvenebilirler. Tabii. İnanılmaz şahane hekimler. Eskisi gibi her şeyi ben bilirim diyen bir hekim kavramı da yok artık. Çünkü oradaki arkadaşlarımız bizim hep birlikte bir problemimiz olduğu zaman şöyle bir vaka var, en iyisi nasıl yapılır tartışıp görüşebiliyoruz, iletişim kuruyoruz. Kimse benden daha iyisi yok demiyor. Öyle bir hekim kitlesi zaten, yok artık. Aynen. Paylaşımcı artık bir hekim kitlesi de var. Evet. Çok hızlı ilerlediği için son 3 dakika içindeyiz evet. Sohbetimizin. Şimdi bir de tabii Siyami Ersek'ten açıldı. Siyami Ersek önemli, Türkiye'nin en önemli kalp hastanelerinden, branş hastanelerinden biri. Damar tedavilerinde stentleri konuştuk. Evet. Başka damar dediğimizde, kalp ve damar, göğüs damarlarımızla ilgili olarak hangi tedaviler uygulanabiliyor? Mesela beyin damarlarınız daralıyor. İşte karotis arterler dediğimiz, işte halkın anlayacağı tabirle konuşalım. Beyninizi besleyen damarlarda darlık olabiliyor. Beyninizde damar tıkalık olabiliyor, onu da açıyoruz. Aynı ki akut inme dediğimiz feş durumunda. 2-3-4 saat içinde geldiği zaman onu da açabiliyoruz. Darlık varsa onu da açabiliyoruz. Kolumuza giden damarda darlık varsa onu açabiliyoruz. Bacağınıza giden ki damarlarda darlık, tıkanıklık varsa onları açıyoruz. Açmazsanız bacağı kesiliyor insanın. Artı işte kalp içi, karın içi, o aort dediğimiz büyük damarların balonlaşması. Onlar cerrahi risk, ölüm riski de çok yüksektir. Artık onları kasıktan özel stentleri var, özel bir tekniği var. Onunla artık oraları da kapatabiliyoruz. Bugün kalp kapaklarını artık kasıkta 2 milimetrelik bir delikten yerleştirip çıkabiliyoruz. Göğsünü yarmadan hastanın. İşte kalbinde delik var diyelim doğuştan. Eskiden yarılıyordu. Bir genç kız olarak düşünürseniz hiç göğsünüzün cerrahi izli olmasını istemez. Ama giriyoruz oradan 2 milimetrelik bir delikten, bugün yapıyoruz, yarın evine gönderiyoruz. Kapatabiliyoruz o delikleri de artık. İnanılmaz baş döndürücü bir gelişme bunların hepsi. Şimdi son olarak size şunu sormak istiyorum. Şimdi Türkiye bundan 20 yıl öncesinde Türkiye'de çok önemli ameliyatlar için yurt dışına gidilirdi. Evet. Artık tam tersine, sizin de biraz işaret ettiğiniz gibi Türkiye çok önemli bir sağlık üssü olmaya başladı. Dünyanın pek çok ülkesinden Türkiye'ye tedaviye hastalar geliyor. Kalp hastalıklarının tedavisi için yurt dışından da gelen, gerek gurbetçiler olsun, gerek yabancı hasta olsun, pek çok vaka var.
Siyah Mersek Hastanesi'ne daha çok hangi ülkelerden yabancılar geliyor? Ve Türkiye'ye en çok hangi tedavi, kat tedavileri için tercih ediliyor? Şimdi şöyle, daha çok açık konuşmak gerekirse tabii iki grup hasta geliyor. Bir sigortalı olup geliyor, bir de sigortasız parasını veren grup geliyor. Evet. Sigortalı gelenlerde sorun yok. Onlar genelde Avrupa'dan falan da geliyor. Daha çok Balkanlar grubundan geliyor öyle hastalar. İşte kapak hastası veya orada çare bulamamış hasta grubu geliyor. Veya orada bypass veya ameliyat demişler, başka çözüm yolu yok mu diye geliyorlar. Orta Doğu'dan ve Türk Cumhuriyetlerinden hastalarımız geliyorlar. Ve bunlar da zaten, bunlar için özel bir bölümümüz var üniversitede. İlgilenen şey, hastanemizde ilgilenen gerekli insanlar var. Ve hiçbir sıkıntı çekmeden bunların hepsini yapabiliyoruz. Ama bizim insanımızın, yurt dışına bir şey söylemeden gidemeyeceğim, gitmek istemem. Bizim insanımızın artık kalp damar hastalıkları için yurt dışına gitmesi bir tek nedenle olur. Hastalığını gizliyor, parası da çok. Buradaki 1 lira yerine dışarıda 100 lira veriyor. Takdirde milletimizdendir, ona da bir şey diyemeyiz. Ama onun için bizden daha iyi yapan bir yer var, yere gitmek abesle iştigal. Sadece bunu söyleyeyim. Öncelik tamam, ben de o zaman sizin dediğinizden devam edeyim. Gerçekte Türkiye'nin dört bir yanında kalp damar hastalıklarının tedavisinde son derece başarıyla çalışan hekimlerimiz var. Türkiye'nin yüz akı hekimleriniz var. Ben İstanbul'da yaşayan, yıllardan beri sağlıkta da uzman bir gazeteci olarak babamın da bypass ameliyatını Siyah Mersek'te yaptırdım. Eşime kalp pili takıldı. Yine Siyah Mersek'te takıldı. O yüzden gerçekten hekimlerin ne kadar alanında başarılı olduklarına inanın. Ben bir hasta yakını olarak da zaten tanıklık ettim. Ben çok teşekkür ederim Profesör Doktor Ömer Kozan katıldığınız için programımıza. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiğiniz için. Sağ olun. Sevgili izleyiciler, iletişim bilgilerimiz ekranlarımızda.